Abi. İçeri almayacak mısın? Buyur. Annem yoğun olduğunu söyledi. Ben evde bulacağımı pek ümit etmeden geldim ama. Evde çalışıyorum bugün. Öyle oldu biraz. Otursana. Aslında tam olarak nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Dün gece kıl payı direkten döndüm Osman. İnsan bir saniye içinde ne kadar çok şey düşünüyormuş meğer. Yani çok da seni düşündüm Osman. Sana kırgın. Gitmek istemeyeceğimi düşündüm. Abi anlamıyorum. Ne oldu? Kaza falan mı oldu? Ne oldu? Reyhan hastaneden kaçmıştı ya. Dün elinde silahla bir adam. Ne diyorsun? Yaralı falan? Yok yok. İyiyim iyiyim. İyisin. Süreyya da yanındaydı. Allah'tan son dakika Adem yetişti de annesine müdahale etti. Geçmiş olsun. Geçti çok şükür. Ama düşündürdükleri kaldı. Dediğim gibi Osman en fazla sen vardın aklımda. Ben daha fazla vakit kaybetmeden gelip seni dinlemek istedim. İnsan hiçbir güne yarın başlamamalı. Vadenin ne zaman dolacağı belli değilmiş demek. Böyle olmasına üzüldüm. Ama kendimi ifade etmeme şans verdiğin için de sevindim. Abi. İyi. Bütün bunları baştan gelip sana anlatacak. Yani. Anlatacağım, bilmen gerekecek bir şey olduğunu hiç düşünmedim. O gece orada ben astım krizi geçirdim. İğneleri çantamdan çıkarırken düşürdüm, tutamadım. Sonra Süreyya görmüş, geldi. Hiç konuşmadan benimle nefes aldı. Ve gitti. İlk tanışmamız böyle oldu. Sonra sahnede beraber gördük. Benim sizin tanıştığınızdan haberim yoktu. Aklıma takıldı. Arasam, bulsam, tanış, yani acaba derken seninle birlikte eve geldim. Size bakarken içim sızladıysa ilk ve tek o andır. O andan sonra bu konu hiç açılmamak üzere kapandı. Tamamen kapandı. Eğer kalbimin aklımda şu kadar leke olsaydı ben sizinle kalamazdım. Ben Süreyya ile öyle yakın arkadaş olamazdım. Yapamazdım.
konuşma Süreyya'yı tanıdıkça onun insanlığına, karakterine, güçlü duruşuna, sizin aranızdaki aşkın gücüne her geçen gün hayranlığım büyüdü. Süreyya bizim ailemizin başına gelmiş en güzel şeylerden biri. Ailemize dokunmuş bir sihirli değnek gibi. Hepimiz onunla birlikte değiştik. Süreyya benim için bu yüzden özel biri olacak hep. Ama seninle birlikte. Siz birlikte masal gibisiniz. Ya ben size bakınca içim ısınıyor. Bu bana umut veriyor. Yani aşka dair, hayata dair, bütün zorluklara rağmen aynı yolda yürünebileceğine dair. Ben bu umudu seviyorum abi. Ama sanma ki abimin canının kalbindekini ben kalbime düşürdüm. Yengemi bir saniye bile aklımdan kalbimden geçirsem değil sana. Abi ben aynaya bile bakamam. Böyle bir düşüncem olmadığı için konuşmaya hiç ihtiyaç duymadım. Eğer konuşacak bir şey olsaydı ben başından giderdim abi, duramazdım. En başından giderdim zaten. Şimdi aklından geçen oysa, hislerimle yakalandığımdan değil, sizin gözünüzde sandığım şey olmadığımı gördüğüm için gidiyorum ben. Gözümde gördüğün o suçluluk da sana bunları anlatamadım da. Sen de zaten dinlemeyecekmişsin. Benim de duyduklarımdan sonra zamana ihtiyacım var Osman, yemin ederim. Ben ne yapacağımı bilemedim ama en kötü senaryolarımın içinde bile senin bana ihanet içinde olabileceğin yoktu. Aklımın ucundan bile geçmedi, yemin ederim. Ben sadece ne yapmam gerektiğini, ne konuşmam gerektiğini bilemedim. Sana hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim. Bilecek kadar beni tanısan bu bana yeter. Ben bütün kardeşlerimi çok severim, biliyorsun. Ama senin yerin bende bambaşka. Herkes bir yana, sen bir yana, bunu biliyorsun. Şu Irak işini bir daha düşünsen diyorum ha. Yok abi. Yani sözler verdim, şimdi geri adım atamam bir daha. Ama böyle gitmeden konuşmuş ve birbirimizi anlamış olmak iyi oldu. Ama yani sarılsa da kırık, iyileşmek için zaman ister. Bence bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Peki. Piknik? Pekala.